Kasa Söyleşiler'de bugün konuğumuz Gonca Vustater'i. Elim titredi. Canım, nasılsın Bulut'cum? İyiyim canım, hoş geldin. Hoş bulduk. Yani bugün single çıktı diye apar topar onun koşturması vardı. O yüzden de çok hızlı bir şekilde hazırlanıp karşına geldim. Ya çok teşekkür ederim. Çünkü yani bu kadar, hakikaten bugün acayip 12'den beri zaten single'ın heyecanını ben de yaşadım. Ve çıktığı anda dinledim. Bir kere öncelikle hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Gerçekten çok teşekkürler. Bir oyuncu olarak senaryo seçimlerde nelerle dikkat edersin? Onlardan konuşmak istiyorum. Bir senaryoda aradığın kriterler nelerdir? Kısa filmcilere söylemek istediklerin nelerdir? Söz tamamen sende. Çünkü herkes benden nefret etmeden ben çıkıyorum. Söz sende. Niye nefret etsinler ya? Ben de gerçekten bir oyuncu olarak yönetmen olmaya karar verirsem alacağım çok uzun bir, yani kat edeceğim çok uzun bir yol olduğunu şu an yüzüme yanlış gelen ışıktan hissetmiş oldum. Yani nasıl yaşlı gösterilebilirim tamamen ayarlayıp gelmişim. Bir senaryoda evet, nelere dikkat ediyorum her şeyden evet, önce? Şimdi mühim olanın sahneden gelme biri olduğum için bir hikaye anlatmak. Yani meselenin en mitolojik tarafı bu olduğu için aslında oyunculuk dediğimiz vakit. Benim için genel anlamda hikaye çok önemli ilk başta. Ne oluyor? Durum ne? Benden, karakterlerden çok ayrı. Ortada bir durum varsa bu durumda neye odaklanmalıyız ve ne olmalı? Karakterler ve hatta mümkünse diyaloglar en son gelmeye başlıyor. Çünkü duruma hakim olduktan sonra her biri değişiyor ve şekil almaya başlıyor. Oyuncunun, yönetmenin ve bu hikayede yer alan herkesin katkısıyla birlikte. Dolayısıyla yanında hikayeyi mutlaka isterim. Yani hikaye olarak 15-20 cümle. Bu oluyor, şu oluyor, atıyorum bir kaza olur, şu ölür, ardından bu gelir bilmem ne ve olaylar devam eder. Sinopsis yani hiç yabana atılır bir şey değildir ya. Tretmanı zaten hazırlarız. Yani sahne, akışı, aksiyonu yazarlar. Daha sonra da bunlar diyaloglaşır ve zaten sahnenin storyboard'u çizilmiş olur yazılı. Doğru gidiyorum değil mi hocam? Doğru, çok üstad sensin. Muhteşem, inanamıyorum ama artık. Ama asıl burada önemli olan şeylerden biri o küçücük an. Yani bizim evde Bulut bir film seyrettim. Aa, konusu nedir durumunda? Filmi anlatmadan konuyu anlattığımız, bizim etkilendiğimiz ve merak uyandıracak öge benim için çok önemli. Bir sinema filmi projesi var mı diye bir soru gelmiş. Karantinaya girmeden önce iki tane proje. Aslında onu karantina süreci bittikten sonra tekrar böyle dikkate alacağız. Onu da böyle çöpe atmadık o işleri. Bittikten sonra tekrar düşünüyoruz ama şu anda nereye gitti, ne oldu, ne bitti herhangi bir fikrim yok. Bakıyoruz hep beraber süreci takip etmeye çalışıyoruz. Hatta dün ben de öğrendim değil mi? Setlere tekrar bir dönüş başlamış. Evet, onun için bir hazır. Aslında bütün dünyada yavaş yavaş başlıyor. Çünkü bir yandan da gerçekten çok büyük bir sektör var. Bunun yolları bulunacak ama biz dün de konuştuğumuz zaman şunu merak ediyoruz. Hatta geçen gün Pelin'le konuşurken her taraf okey, teknik kısmı peki oyuncuyu ne yapılıyor? Yani oyuncuyu çok iyi bir koruma altına alınması gerekiyor çünkü oyuncu tamamen çıplak olarak kameranın karşısında kalacak. Bizim de en merak ettiğimiz konu o. Orada oyuncuya nasıl bir güvenlik sağlamak gerekiyor? Daha fakat bu arada bugün çok güzel Özlem diye bir arkadaşım var. Sana da göndereyim. Bugün İspanya'nınkini gönderdi. Bütün dünya korona zamanlarında film yapma protokolü hazırlamaya başladılar. Büyük bir ihtimalle bizim ülkemizde de böyle bir şey olacak. Oyuncuya nasıl ulaşabiliriz? En çok gelen soru. Sana nasıl bir vasıtayla ulaşabilirler? Senaryolarını, fikirlerini... Kısa film yani, için mi bunu konuşuyoruz? Kısa film için ve ilk film için. Yani sosyal medyada
menajerlik şirketimi paylaştığım için hani en kolay oradan irtibata geçebiliyoruz. Çünkü oynadığımız projelerde işte takipçi sayısı çoğalıyor, bilmem ne oluyor. Onların içinden bir hayalperestle gerçek bir yaratıcı bir şeyler yapmak isteyen birini ayırt etmek çok zor. Orada bir filtre gerekiyor. O filtre de ben menajerden yana kullanırım hakkımı. Süper. Ama mutlaka projelere bakıyoruz, değerlendiriyoruz. Onun dışında da bir yol bulamıyorum açıkçası, bu takipçi sayıları çoğaldıkça. Çoğaldıkça sıkıntı. Çünkü herkesin bir fikri var, herkesin bir hikayesi var aslında. Mutlaka. Yani mail adresini de çok özel buluyorum tabii ki, yani zırt pırt her yere e-mail vermek. Orada da o kalabalığı yapmak, okumak. Tek başıma benim okuyabileceğim bir şey de olmuyor. Farklı karakterlerde oynamayı sen çok seviyorsun. Mesela tür filmlerinde oynamayı düşünüyor musun? Korku filmlerinde mesela. Korku filmlerinden çok çekiniyorum ben ya. Bir korku filmlerinin tür olarak kendisine karşı bir inancım yok. Niye yok söyleyeyim. Korkuyorum ben çünkü. İbim olarak göremiyorum. Abi çok korkuyorum ya. Yani devamlı şöyle izliyorum yani. Aa! Aa! Diye böyle bir çığlıklar, kıyametler falan. Makyajına, yani makyajın mükemmelliğine inanamayacak kadar çok korkuyorum. Korkutulmaktan da korkuyorum. Bir korku var benim hayatımda. Korkularla gittiğim için şey oluyorum yani. Onun da bir duruşu var. Ne yapayım şimdi korkuya dönüp senden korkmuyorum falan deyip edepsiz bir olmanın anlamı yok. Yani onu da öyle kabul etmek lazım. Hayır, bir de şöyle bir şey var. Sen korku filminde olduğu zaman karaktere de çok giriyorsun ya. O bir ay boyunca mesela şekilde görüşmemek gerekiyor herhalde. Yani kendimden korkan bir halde olabilirim herhalde. Peki karakter geliştirdiğin... Yani şeyde sette ben mesela ne bileyim çok dramatik sahnelerde de şey gibi değilim tabii ki. Hani tokatı yiyip kestim dedikten sonra hey nasılsınız ya çay içelim mi falan gibi bir kız olmadım hiçbir zaman yani. Her şeyin bir yaşanışı, bir oluşu, bir anı vardır. O anı hep tutmalıyız ama şey bir oyuncu da olmadım yani. Dün Alican'ın da canlı yayına katıldık. Bunu oynadık biraz işte. Arkadaşlar iki dakika bekleyin ben bir doldurayım gözlerimi falan. Olmadım. O işlerin hepsi evde hallolmalı gibi geliyor bana. Peki müzik nasıl gidiyor bu arada? Heyecanlı. Öğrenmeye çalışıyorum içinde. Neyi? Yani şarkı söylemeyi değil işte. O olduğu kadar. Yani bu. Ama keyifli, hoş bir hatıra oldu bu single benim için. Karantinada da iyi bir şey çıktı ortaya yani hani. Çok oh be güzel. Şu boşlukta bir şey yaptım hissi. Bir yerde oldum, bir şey yaptım falan hissi oldu. Biraz duygularımı böyle anlarda çok kontrol edemiyorum. Yani senle konuşmadan önce of Yaşar geldi aklıma gaga. İşte Atilla Özdemiroğlu geldi falan. Hemen kendime bir depresif şey buldum yine. Hani böyle... Allah'ım dedim yani bu kadar arkadaşlarımla hadi bir gün şarkı söylesek ne kadar güzel bir şey olurdu dediğim işte lisedeki arkadaşım falan böyle herkesi bir kaybetmişlere bir şükür, dua, bir şey, bir teşekkür halim vardı mesela. Ama hayat devam ediyor işte kaç bin kişi öldü dünyada da korona yüzünden. Devam ediyor yani hayatın acayip bir duruşu var. Devam ediyor yani sadece ritme ayak uydurmak, anları kelimeleriyle birlikte saklamak, cebe koymak ama devam etmek gerekiyor. Dolayısıyla da müzik de devam edecek. Böyle gittiği yere kadar, oyunculuk gittiği yere kadar. Yani bundan sonra bijuteri de açarım. O da gittiği yere kadar. Yani hiç şeyim yok o konularda. Benim şimdi kariyer planım falan dediğimde ben kendimi uzaylı gibi hissediyorum. Yani kariyer planında müzik hani var mı böyle mesela? Pentagon beni izliyor falan gibi. Uçuyorum falan diye böyle bir ünlülük hastalığı yok yani. Oyuncu olmak isteyenlere ne tavsiye eder Gonca Hanım? Çok seviyorum oyunculuğunu. Ne yapmam gerekiyor diye bir soru var. Oyunculukla ilgili çalışması gerekiyor. Yani yapılacak ne varsa aklına gelen hepsini denemesi gerekiyor. Sinemacı olmak isteyenlere. Sen öğüt vermeyi sevmezsin biliyorum hep böyle. Bir de veremiyorum var. Güzel. Vereme ya ama çok güzel şeyler söylüyorsun. Ben çünkü hep böyle arada seninle telefonlaşmamızda da hep şeydir böyle çok güzel şeyler. Öğüt değil. Hani içinden gelen sinemacı olmak isteyen, sinema yapmak isteyen, oyuncu, yönetmen hiç fark etmez. Neler yapmalı? Çünkü sen de
kendini bu işi yapacağım diye çıktın ve yaptın, yapıyorsun, yapmaya devam edeceksin. Neler söylemek istersin? Çok içinden gelen. Her şeyi izleyin. Her izlediğiniz şeyi eleştirirken ben nasıl yapardım, ben nasıl çekerdim, ben ne anlatırdım, ben nasıl yazardım, ben nasıl oynatırdım. Sinemacılar, kamerayı hangi açıya koyardım, ne yapardım. Haberler bile dahil bu söylediğimi. Yani spikerlere falan. Hepsi için. Çünkü önce izlemek, yazmak için önce okumak gibi. Hani oynarken hepsi gibi. Dolayısıyla da benim şey, mesela şöyle bir örnek vereyim kapatırken. Din hocam lisede çok çok entelektüel bir adamdı. Yani inanılmaz bir adamdı. Bir gün gittim yanına ve acayip sohbetlerimiz var. Çok güzel caz müzik dinlerdi. Bize acayip birilerini önerirdi falan. Lise 2'deyim yani. Hocam dedim ya, ben de işte oyunculuğa hazırlanıyorum falan. Yani böyle okuyorum, çiziyorum, bir şeyler yapıyorum. Bu arada da eğitim alıyorum. Hani ne yapabilirim? Bana nasıl kitaplar tavsiye ediyorsunuz? Ben çok hayranım sizinle konuşmaya falan. Dedi ki Gonca her şeyi oku. Duvar yazıları bile. Yani mesela onun gibi bir şey. Zor bir şey. Hah bak yakaladım, oradan gidince oldu değil. Her şeyi izle. Bak, gör, tanı. Hayatı yaşa. Ne hissettiğini bil. Yansıtmaları çalış. Ben nasıl anlatırdım? Ben nasıl yapardım falan. O kadar, bence çok kolay bir şey yani onlar için. Onlar anlar bunu. Sinemacılar anlar yani. Katıldığın için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.